Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Hepimizin programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bu hafta Şehir Hepimizin'de e, Ahmet Altıntaş ve Cihan Taşan ile birlikte burada gerçekleştirdikleri e, tahta kale buluşmaları, bu buluşmalarda konuk ettiği kişiler ve burada yürüttükleri misyon üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Abdullah. Bu sefer biz sana konuk olduk. Evet, bu sefer rolleri biraz değişmiş olduk. Evet. Ee, şöyle bir genel giriş yapalım aslında. Tahta kale buluşmaları az önce de konuştuğumuz gibi 125. defa hmm. düzenlenecek ve oldukça uzun bir tarihler terörüne sahip. İlk olarak aslında bu program fikri nasıl gelişti ve tahta kale buluşmaları ne anlatıyor temelinde? Şöyle bizim bir adetimiz var. Genelde açışı ben yaptıktan sonra sözü Cihan'a bırakıyoruz. Şimdi ben yine aynı geleneği devam ettireyim. Bu soruya cih Cihan cevap versin. Evet. Şimdi... <laughs> Bursa Tatil buluşmaları Eylül 2019'da başladı. Ee, biz de 5 seneyi devirmişiz hiç anlamadan. Daha geçen gün fark ettik. Öyle hesaplarımızdan paylaştık. Tabii bu işin seren camı, zihinde inşası çok daha eskilere dayanıyor. Ee, bizim Samet'le hukukumuz 8 yaşında başladı. 30 yıla yaklaştık arkadaşlığımız ve dostluğumuz. Tabii bu bahsettiğim seneler 95-96-97 civarları. Bursa'nın belki son güzel, güzel günleri. zamanları. Hatta heykele çıkmanın anlamlı olduğu zamanlar. E, gözümüze tek batan şeyin Zafer Plaza olduğu zamanlar. Evet. E, hala yeşilin oldukça yoğun olduğu. E, bu zamanlarda <laughs> biz tabii sokakta futbol oynarken ki o zaman sokaklarda futbol oynanıyordu. E, henüz çok arabalar yoktu. E, öyle tanıştık. Ve Samet'in yıllar içerisinde Hüseyin dedesinden öğrendiği Bursa'nın manevi şahısları, türbeleri ni biz de herhalde 4-5 sene sonra yani ortaokul ise zamanlarımızda Samet'le beraber turlamaya başladık. İşte Ayda deden Abdal Muratlara, oradan Hisarlara, işte üç kuzular, tezveren dediler, şunlar bunlar derken hayatımızdaki en neredeyse lezzetli anlar buraları yürüyerek gezdiğimiz zamanlarda ki bugün o yürüyüşleri yapamayız. Bu halimizde. Evet. Ee, şu an akıl almıyor yani baya baya <laughs> neredeyse yürüyerek Bursa'nın bütün gününü geziyorduk aynı gün içerisinde. Tabi burada bizim <laughs> keşfettiğimiz e, algıladığımız bir şey var. Geçmişte Evliya Çelebi'nin de algıladığı sonra Tanpınar'ın üzerine uyguladığı <laughs> ee, yani bu gezdiğimiz yerler ve bu gezdiğimiz yerleri kapsayan şehirde bir ruhani hava var. Ruhaniyetli bir şehir diyor Evliya evet. Çelebi. Ee, ve ikinci zamanın da kapısını aralayan bir şey var yani bu. Biz şimdi buralara çıktığımızda kendi yaşantımızın, kendi gerçekliğimizin, acılarımızın, lezzetlerimizin dışına çıkıyoruz ve farklı bir e, formata geçiyoruz. Tabii bunu keşfetmek insana lezzet veriyor ve bunu sürekli tekrarını arzuluyorsun. Böyle günlerimiz geçti, aylarımız geçti ve bir zaman sonra gene Bursa'nın güzel ve lezzetli bir yerinde Emirhan'da Ziya Faruk Aksakal diye birini tanıdık. O da Denizli'den Bursa sevdasıyla göç etmiş. Emirhan'da evet. Emirhan'da kendine bir dükkan tutmuş. Burayı bir ticarethane olarak kullanmamış. Kendisine ait bir kütüphane yapmış. Oturacak gündüz vakitini geçireceği bir yer yapmış. Hemen yanında zaten Ulu cami oraya gidip namazını kılıp gelip dükkanda e, oturmasına devam eden ve işte camiden oradan buradan dışarıdan hep böyle birilerinin sohbet muhabbet için dükkanına çeken bir adamdı. E, ben Samet vesilesiyle tanıdım kendisini. O daha önce tanışmıştı. Tabii biz buraya gittiğimizde insanlar geliyor. Orada sadece hani kültürel değil, sporda konuşulur, siyasette konuşulur. E, işte güncel konular edebiyat, Necip Fazıl'dan Orhan Pamuk'a hepsi Eleştirilir, güzellenir bir şekilde orada bir muhabbet oluşuyordu ve oranın sıcaklığı da hoşumuza giderdi. Dolayısıyla bizim artık o günlerdeki bahsettiğim yıllar 2000-2001, 2002 evet, civarları. Ee, bu esnada bizim zihnimizde hani biz de yarın öbür gün yani kendimize ait bir yerimiz olsa burada e, özellikle Bursa ile alakadar konuları konuşsak, muhabbet etsek gibi Hayalimiz canlanmıştı. Tabii bu sırada bir ak grubumuz var. Hmm. Ee, stüdyoya gidiyoruz. Ergenken. Altı parmak alt parmağı stüdyoya gidiyoruz. Ee, stüdyodan sonraki vaktimizi yemek ve içmek üzere tahta geçiriyoruz ki o yüzden tahta bizim için ayrı bir yer gibi, Bursa'nın kalbi gibi, atan bir yer gibi ve hemen hemen Bursa'nın en bozulmamış yeridir yani o merkezeceğiz. zaman evet. İkiz yani. zamanın hala hissedilebildiği bir yer. Ki o zamanlar orada köylü pazarı falan da kuruldu Osmanlı'dan gelen bir gelenek olarak. <laughs> Tabii bu bütün bu hareketlilik bizde geleceğe ait bir hayal oluşturdu. Ve bu hayalin gerçekleşmesi de yaklaşık 15-16-17 yıl ve biraz eksikli. Hani kendi yerimiz değil ama en azından bir yer buluruz ümidiyle. 2019 senesine geldiğimizde ben bir bir yerde denk geldim Memleket Hikayeleri diye bir belgesel çekilmiş TRT için, Bursa için. Orada e, işte bizim yüz yüze yaptığımız programlarda yemek sponsorumuz olan Hüseyin ve Koray, Kural Kardeşler, Tarihi Bursa Kebapçısı, işte onlar konuşuyor. E, Safi Erhan konuşuyor, konuşuyor Süleyman Beyhan konuşuyor falan. O Süleyman Beyhan'ın konuştuğu Tahtakare'deki Vakar Çoy Hoca, anlatışı, anlatışı, anlattığı şeyler... İşte tahta delillerinden bahsetmesi falan filan hoşumuza gitti. Bir dükkanı ziyaret edelim, tanışalım dedik. Tanıştık. Hemen kendi çay ocağının yanında böyle geniş, tam bize uygun, otantik bir alan var. Yaklaşık 35-40 kişinin alabileceği eski o durumunu koruyan bir yer var. Dedik ya bu da biz bir program yapsak ne dersiniz falan da çok hoşuna gitti. Hemen kabul etti ve biz Mustafa Kara Bursa'da tasavvuf kültürü ilk konuğumuz da evet. Eylül 2019'da Bursa Tahtakale Buluşmaları'na orada başlamış olduk. Yaklaşık Pes -pes. 10 programımız orada devam etti yüz yüze. Daha sonra işte herkesi etkileyen salgının araya girmesi, bizim online'a girmemiz, ondan sonra e, mekanların artık eski durumuna dönme işi, daha sonra Bursa Yaşam Kültür Müzesi'nde e, 3-4 programımızı yaptık. Hatta Cemal Kafadar Hoca'yı, Besim Delil Hoca'yı oralarda ağırladık. Ee, en son Ramislar hocamızı işte şadırıvanlı handandı. Şu anda üç mekan değiştirdik ve beş sene içerisinde geri kalanları online yapmak suretiyle 125 programı tamamlamış olduk. Ee, peki neden Bursa bizim için bu kadar önemli sorusuna geldiğimiz zaman? Şimdi ergenlikten sonra o ilk geçtiğimizi geçirdikten sonraki yol ayrımında ben daha çok şiir psikoloji ve felsefeye yönlendim. Kendi yaşantımda, bireysel olarak. Her Bursa'da yaşamayan gibi Samet de ki Samet'in Bursa'da yaşadığı zamanlar sınırlıdır bu. Yaklaşık zaten 20 yıldır İstanbul'da. Evet. 6 yıl doğum. Ben hep topu 7 sene Bursa'da ikamet evet. ettim ama evet. beni herkes Bursa'da evet. yaşıyor zannediyor. O evet. algıyı seviyorum yani. Evet. Ve Samet o herhalde ayrılığın verdiği acıyla kendini evet. Bursa çalışmalarına verdi. O yüzden e, neden Bursa tahtakale buluşmaları neden Bursa önemli onu Samet anlatsın daha güzel olur. Eyvallah. Ee, Cihan'ın dediği gibi insan bazen aşkla dönüyor ve kaybettikten sonra daha çok özlüyorsun ve daha hüzünlü bir adama dönüşüyorsun. Biraz Bursa'da öyleydi. Bizim o ergenlik dönemimizin ilk mahbubesiydi yani Bursa o anlamda. Onu kaybetmenin ve hakikaten şehir olarak da kaybet diyoruz yani. Eski Bursa değil bizim çocukluğumuzun geçtiği şehir değil falan. Dolayısıyla bütün bu hatıraları hatırlamak adına böyle bir kent belleği tutalım dedik Abdullah. Bir dijital ansiklopediye dönüştürelim biz bu iş dedik ve böyle mikro tarih. Hani Edip Cansever diyor ya Cihan, hiç kimsenin ilgilenmediği bazı evet. olayların tarihçisi olarak aslında bu işe giriştik. Ve yani işte adını andı Mustafa Karın tasavvuf kültüründen işçi hareketlerine, işte gotik bezemelerden ne bileyim e, adını... Belki edebiyat tarihinde senin bilebileceğin kişilere kadar böyle çok spesifik alanlarda o işte uğraşmış mesaisini aracamış kişileri davet ederek e, repertuarı genişlettik. Böyle bir şey oldu. Bellek çıktı bizim karşımıza. 125 kişi de bugüne kadar geldi. Hala da devam ediyoruz bu arada. Hani Bitirmedik. Evet. Cengiz abiler gibi son noktayı koymadık yani. Evet. Hala e, devamlılığımız ve dayanıklılığımızla bu işi sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu arada iki kişiyiz. Evet. İki kişi ve bir tane de Zoom dan evet. kayıt bu kadar başka bir şey yapmıyoruz. Yani o, o Zoom bile ücretli değil yani. <laughs> 40 dakikalık müsaadesiyle evet. biz yapıyoruz. 40 dakika kapatıyor. Gerekiyorsa ikinci linki gönderip yapıyoruz yani. Tamamen böyle bir evet. el yordamıyla ve amatör bir amatör. işle bu işe girip e, kendimizce söz söylüyoruz yani öyle diyeyim. Peki bu noktada aslında ben şunu da merak ediyorum ve aslında bu konuşmaların da ne diyelim Güder Cahan'ı belirleyen temel şey Bursa. Yani 125 programdır Bursa'yı konuşuyorsunuz evet. altında. aslında. Bursa'nın tarihi, geçmişi, kültürü, edebiyatı, metinlere yansıdığı yoldan yolup Bursa'dan geçenler. Yani dolayısıyla burada genel bir başlıktan değil de Bursa merkezli olarak şekillenen başka başlıklardan söz ediyoruz. Peki Bursa üzerine çalışırken, bu kadar program yaparken, dili tem olarak bir yönlendiren ne oluyor? Bursa üzerinde bu kadar konuğu bulurken, bu kadar konuyu belirlerken nasıl hareket ediyorsunuz? Şöyle oluyor. E, bu anlamda işin biraz süpervizörünü ben yapıyorum. Hani o konuları ve konukları bulmaktan sonra Cihan'la istişare ediyoruz. En son nihayette ikimizin ortak kararıyla bu beyefendi ya da hanımefendi çağıralım deyip onu takvimliyoruz, notluyoruz. Şöyle oluyor. Zaten bu hikayenin temelinde de aslında Cihan'ı anlatmaya çalıştım Şimdi Bursa e, bugün İstanbul'da yaşayan 16-17 milyon kişinin Kahire Ekseriyeti'nin Taşra'dan buraya göçüp de işte bilmem ne kültürünü yayma ve yaşatma derneğinde yapılan kahvene ne barındıran bir şehir değil. Bizim için hem tarihi seri sülükunda hem o hiyerarşik anlamda birinci başkent. İmparatorluğun bakiyesiyiz ise biz devamında cumhuriyet olarak. Dolayısıyla zaten o İstanbul Edirne Bursa diye akıyor tarih biliyorsun. O Mesela Tanpınar Beşşehir'de de onu söylüyor. Biz, biz bugün diyor İstanbul Türkçesi olarak bildiğimiz şey aslında Bursalı annelerin çocuklarına öğrettiği ilk Türkçedir diyor. Onun tekamülü, gelişimi İstanbul Türkçesine bilmiştir diyor. Tam da bizim bahsettiğimiz ana konular bu. Halil İnalcı atıf yapacağım ben tam burada. O Bursa bu memleketin temelinde tarihidir diyor. Onun böyle bir Osmanlı arkeolojisi yaptığı dönem var rahmetli hocamızın. O zaman hem böyle de şehrin az önce Cihan'ın da söylediği gibi Hisar bölgesine de yapmış olduğu kazılardan sonra böyle bir neticeye varmıştı. Dolayısıyla hani bu böyle işte böyle bir 81 vilayetten herhangi bir şehrin güzelliklerini ve nostaljisini <laughs> anlattığımız günde dününü notladığımız bir şeyden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla konu ve konu bulmak da çok mümbit bir arazi burası. Yani çok belut doğurgan bir tarafı var şehrin. Ee, motivasyonumuz da bizim özlemiz Bursa. Onun etrafında dönüyoruz. İşte Abdal Musa'yı da konuşuyoruz. Bu Bursa'daki e, komünist zamanları da konuşuyoruz. Bursa Sporu da konuşuyoruz. Hani o biraz bizim şahsi fantezimiz ayrı ama onun dışında edebiyatla alakalı Refik Halit Karay'ın Hakkı Sükürtü'nü konuşuyoruz. Virginia Woolf'u da konuşuyoruz. Çünkü evet. o da Bursa'ya gelmiş Orlando yazarken. Dolayısıyla bunlar bizim için çok sıradan bir şey dönüş. Hani herhangi bir şehrin böyle bir mikro alıp ya buradan ne çıkar diye uğraşmıyoruz. 125 yaptık. Hatta biz onun geçen muhabbeti yapmıştık. Bir 125 program daha, daha çıkar yani. Evet. O yüzden bu konuda gayet bereketli topraklar üzerindeyiz. Şimdi de Samet'in ayrı hususi bir şeyi var, e, kabiliyeti var. Bir yerden bursa çıkarmayı çok iyi bilir. Hmm. Dolayısıyla yani mesela <laughs> 9 kitabı oldu. Daha yeni çıktı. Elia <laughs> Çelebi'nin ilk seyahati. İlki buraya bırakıyorum. İlk, seyahati Bursa. E, bu 9 kitabı açar okursanız olur olmadık yerlerden Bursa çıkar. Yani e, işte Bedrettin'den Bursa çıkartır, e, Aziz Mahmut'tan çıkartır. İşte Boğaz'ın dört muhafızı dersiniz, bunun Bursa'yla ne alakası var? İstanbul'da hepsi Medfün falan dersiniz ama oradan da Bursa çıkar. E, hakikaten Bursa'nın böyle bir hususiyeti var yani illa bir yerden çıkıyor. E, yani işte az önce saydığımız işte Emir Sultan'ından e, üftadesine Aziz Mahmud'u dahi, e, beş Osmanlı padişahı. Ee, gibi gibi eh, hem siyasi hem tasavvufi açıdan önemli şahıslar orada. Ee, onun dışında e, Ayetullah Hümeyni'den e, Aziz Nesin'e işte Nazım Hikmet'ten adını hatırlayamadım. Ya. Bu, e, Cezayir'den gelen Emir Abdülkadir'e Abdülkadir e birçok bir e, önemli şahsiyetin de sürgünlüğü hapisliği Bursa aslında. <laughs> Tabii burada bizim bir ayrı fantazimiz var. Şimdi e, normalde insan hayatta bir kayıp yaşadığı zaman e, bunun yasını tutarız ve bu yaz zaman zaman melankoliyle iç içe ilerler. Evet. Melankoli dediğimiz hadise de 1950'ye kadar Türkiye'de Mali Hülya diye bilinen. E, aslında temel olarak insanın gerçeklikten kaçıp kendine ayrı bir ee, keyif inşa aldığı dünya, düş dünyası inşa etmesi. Ee, buna da bir nevi aslında gündüz düşleri diyoruz. Ee, hatta yeni bir doktor bunun bir hastalık olduğunu eğer çok ileri giderse maladaptive daydreaming diye bir hastalık hani artık bütün yaşamını tesir, tesir edecek, e, gerçeklikle algını koparacak bir duruma gelirsen diye. Biz daha o kadar mı e, Hatta biz zaman zaman sorduk kendimize. <laughs> yani biz burada fantazim yapıyoruz, bir nostalji mi inşa ediyoruz? Bunu konuştuğumuz Bursa kaldı mı, kalmadı mı diye aslında tüm için oralı da sormuştuk. Yani biz abi, nasıl görünüyor dışarıdan e, böyle mi diye. Ama hayır yani biz bir şeyin yasını tutuyoruz. <laughs> Gerçekten elden giden ve hatta on elden giden Bursa'nın son zamanlarını yaşadık biz. Ee, ve şey yani Samet'in dokuz kitabı var dedik ama şairliği de var. Biz şairliğe aynı zamanda başladık ve o arka yoldan hala devam ediyor. Ee, ve bu yüzden Cem gibi romantik adamlarız biz. Bizim hep böyle şeyle e, gerçeğin o keskin Sert. Sertliğinden kaçmak için kendimize inşa ettiğimiz bir romantik yer var. Aslında Tatlıkaya buluşmalarını bir yandan da bunun için yapıyoruz. Evet. Ee, ne alıyoruz bunun karşılığında derseniz bunu alıyoruz yani. Motivasyonumuz ne derseniz bunu alıyoruz. Herhangi bir maddi bir şey alamadık bugüne kadar. Ee, şöhret olduk mu? Hayır. Programlarımız çok mu izleniyor? Hayır. Ee, Çığır açtık Hayır. Ama bunu yaptığımız ve konuştuğumuz zaman bundan o 45 dakika işte atım süreciyle işte ona oraya gelen tepkilerle falan derken bir bir buçuk günlük bize bir lezzet veriyor evet. ve bunun için devam ediyoruz yani. Ee, onun dışında geleceğe bıraktığımız da bir şey var. Bu da insana e, her eser sahibinin kendi kendine belki bilinç dışında bilmeden de onu tatmin eden o yani geleceğe bir şey bırakma. Ben öldük gülüp gittikten sonra e, geride kalan bir şey var. İyi bir şey bırakıyor bence. 125 programda, buna biz dijital ansiklopedi Hı -hı. diyoruz. E, yarın öbür gün Bursa üzerine çalışacak olanlara iyi bir kaynak oluşturuyor görsel olarak. Hatta yapabilirsek bunu yazı e, kitaba da çevirmek istiyoruz. E, yapabilirsek bilemiyoruz tabii de. E, bu gelecek için de bir kaynak oluşturuyor. Bizim için de bir kaynak oluşturuyor. Yeni insanları tanıyoruz. Bu süreçte yeni eee Bursa'yla temas eden şeyleri tanıyoruz. Abdullah da bizim konuklarımızdan Evet. Yani. Sen de de Cem, Cem Sultan'ın Sultan Cem'i konuştuk. Şiirlerini konuşmuştuk. Ve tanışıklığımız da oradan. Evet, Abdullah'la. Yani bunlara vesile olduğu için şu anlık memnunuz ve devam ettirmek istiyoruz gittiği yere kadar. Şöyle söyleyeyim zaten atlında bu işlerdeki en önemli metnele dijital bir kayıt oluşturmak ve arşiv oluşturmak. Hı. Nihayetinde birçok şey konuşuluyor, üzerinden vakit geçiyor, bir şeyler değişiyor ve kaybolabiliyor. Hı hı. Nihayetinde üstüne söz uçuyor. Hı hı. Sözün böyle bir özelliği evet. var. E, Bizim de zaten Şehir efendim programında yaptığımız en önemli şey bunları kayıt altına almak ve arkamda bir arşiv bırakmak. Hı hı. Bir de yani yaklaşık 10 yıldır, belki galiba 10 yıldan da fazla olabilir tam emin değilim. Hı hı. Bu programa devam ediyoruz ve buradaki en önemli şey hatta geriye dönüp baktığımda hangi konuları, hangi metinleri konuştuğumu ve onların konuştuğumu etnadaki güncelliğini yakalayabilmiş olmamız. Eyvallah. Bu çok önemli bir mesele bana kalırsa. Çünkü o konuklar, o meseleler kendi hem kendi tarihselliği içerisinde hem de konuşulduğu dönem içerisinde oldukça kıymetli unsurlardı. Tahtakale buluşmalarında da böyle bir şey var. Hı hı. Çünkü konuşulan konu bazen çok güncel olabiliyor. Bazen aslında kayıtlara geçmesi gereken hı hı. E, önemli, özel bir mesele olabiliyor. Zaten arşiv dediğim şeyin de en önemli yanı bu. Bana kalırsa zaten böyle bir ihtiyacı karşılamak önemli ki bunu işte Bursa gibi bir şehir etrafında örmek çok daha kıymetli bir şey. Evet. Çünkü bunun zaten örnekleri mahallede pek evet. yok. Bir de şehir kültürü çoğu zaman işte şehrin turistik yerleri, şehirde ne yenir, şehirde ne yapılır, hangi e, ne diyelim türbe ziyaret edilir, hangi müze ziyaret edilir öteye gidemiyor. Evet. Ancak bunun arka planında orada başka bir kültür var, başka bir sermaye var. Üzerine düşünülmesi, araştırması gereken birçok farklı konu var. Bunu izni çok daha kıymetli bir şey ki tahta kale buluşmaları da bunun bir örneği olarak zaten evet. yorumlanabilecek bir şey. Evet. Bu noktada mesela şuraya da biraz geçmek istiyorum. İşte 125 program demek aşağı yukarı işte 100'den fazla muhtemelen bir konuk da demek. Şimdi. Hı -hı. Burada ağırlanan kişiler, onların Bursa'ya dair söyledikleri ve Bursa'ya dair yaptığı araştırmalarını bir kaydı demek. Peki bu çerçevede kimleri araştırdınız, kimlerle konuştunuz ve kimlerle konuştunuz? Şöyle ben söyleyeyim sen onu sağlamasını yap. Mükerrer Besim Hoca var, Besim Değerli Hoca evet, Cemal Kamal Kamal var, Kamal, başka kimse abi. yok değil mi? Evet. Yani tekrar konuk. İki şer tane, iki o zaman 121 tane konu kalmışız. 121, evet. benim matematik masam, evet, yani cem beri. 121 ayrı kişiyle konuşmuşuz demektir bu i̇ki defa toplamda. 123, evet. 123. Evet, evet, tamam. Yani sonuçta 120'den evet, hafifçe evet. diyelim, Daha evet, evet. yuvarlak bir bakkal hesabı yapalım. Ee, şey var, mesela hadi Cemal Hoca'nın adını aldım. O kitaplarına atıf yaptı. aslında Cemal Hoca da hep Bursa'yı anlatıyor çünkü evet. o da bir Osmanlı kuruluşu teorisi var. Onun da kendine ait bir e, ismi de bak hemen geldi. Kendine ait. Evet. E, Roma'ya gibi. Bir de annesinden kalma bir Bursalı. E, bir tarafı olmuşsun. da Bursalı Cemal Hoca. Trivier'in yani Cihan'ın hemşerisi. Evet. Ve bu arada benim de anne tarafım Bursalı. Babam Yalavalı. Aslında biraz hep anne tarafından geçiyor Bursalı. Evet. Böyle de bir şey var. E, geleneği geleneği var. Yani yapılan işlerin haricinde bir de konukların gerçekten kişisel olarak da ya orada okul okumuşlar ya memleketleri Evet. Bugün burada o yaşamıyorsalar bile benim gibi. Hani ben de hemen, hemen hemen her programda bir katarsis yaşıyoruz değil mi? Evet. Mesela geçmişlerine evet. döndükleri zaman gerçekten duygulanıyorlar ve işte... Finalde Cihan He. diyor ki peki de Bursa sizin içinde ifade eden hani o yapılan akademik üretimin haricinde bir de kişisel tarihlerine dokunan bir tarafı evet. soruyor. Gözleri yaşanmadan, nemlenmeden anlatan çok az kişi He. var. He. E onu yaşadık. Katarsis derken Abdullah onu kastediyor. Yani böyle bir hani Freud'un hastasını yatırıp ona evet. <laughs> sorular <gülüyor> sorması gibi biz de öyle bir ambiyans yaşıyoruz. Ee, bu Kişiler yani çağırdığımız 121 ya da işte o hı hı. şey rakamı es geçebiliriz de bu kadar yapılan işte bu kişiler aslında biz bu bursa çalışalım diye de yapmamışlar. Hı hı. Yani Abdal Musa'yı anlatacak ya da Kayguz Abdal anlatacak kişiler aslında biz buradan bir zamanlar şehirde yaşamış bu tasavvuf erbabının hikayesinin değil bambaşka mesela Alevilik, Pektaşlık, Edebiyatı kuramında bu kişilere gelecekler. Ama bizim memleketimizde bu adamlar ilk neşet ettikleri için biz orayı biraz daha şey yapıyoruz değil mi? Hı hı. Perspektifi oraya daha yayıp şeyi e, projeksiyon oraya doğru tutuyoruz. Dolayısıyla çok de, hani kendimi atıp yapayım. Hani sıradan bir şehir olmadığı için memleketin temeli tarihi olduğu için diyeyim. Hayır, azıcık tekrar anayım. Dolayısıyla bu konular tekrar ber tekrar çoğaltılabiliyor. Böyle bir hususiyeti var ve bu da senin dediğin gibi bir ansiklopediye dönüşüyor. Kayıt altına alınıyor. Bizim için en önemli husus ...lardan biri de zaten bu işlerin... E, ...profesyonel değiliz... ...evet hı hı. E, ama yani bir cep telefonuyla ...bazen yapıyoruz ama kayıt altına alınması... ...fotoğraflanması, belgelenmesi... ...bir dokumenter meselesini biz çünkü... ...kendimiz de çok önemli soru seviyoruz... ...böyle bir şey de tahvil etmiş oluyor hı. mesele. Kimler var mesela? Süleyman Seyfi... ...Öğün var, ha, sen Ertuğrul, bir sayı Ertuğrul Günay var... ...sen de aklına gelirse söyle... ...Cemal Kafalar Hoca var... ...Besim Deliloğlu var... E, Ezel Akayla Hacıvat Karagöz neden öldürüldüğü konuştuk. Ee, Mustafa Kara hocamız var. Bayağı var. Ben Başka aklına al, gelen. Denk düşmedi. En son evet. Cengiz abi çağırdık. Kültür evet. İstanbul. Kültür İstanbul. Kültür tarihi. Cengiz abi şey. çağırdık en son. Yani evet. Bayağı bir kişi var. Mesela evet. Ezel Akay değil mi? Hacıvat Karagöz neden öldü filmi yönetmeni. Şeyhi diyelim. Evet. Filmin. Şeyh Küşterisi. Yani o da Bursalı. O da geldi kendi hikayesi anlattı. Çekirge'de o Karagöz Hacıbat'ın anısı, anısı, anısı hı hı. mezarının önünde biz işte oyun oynarken hep benim arka tarafımda Karagöz Hacıbat vardı dedi. Daha sonra düşünsene bu Abdullah. Yıllar sonra filme çekiyorsun. Gelip bize hem filmin hikayesini anlatıyor hem de kişisel tarihindeki sekansları aslında anlatıyor. Dolayısıyla bizim için çok keyifli oluyor ee, Cihan'ın söylediği. Ya, bizde. mümkün mertebede de o akademik bir konu konuşsak da... Ee... Akademik dilde kalmamaya çalışıyorum. Evet, yani evet. karşılıklı sohbet, muhabbet, biraz da böyle insanlar kendi geçmişleriyle ilgili son sonuna doğru Cihan soruyor diyor ya ben şeyi merak ediyorum. Hani zihninizde nasıl bir bursa yaşamıyor, yaşıyor değil? Yani nasıl bir imge oluşturmuş ve artık o imge ne durumda? Çünkü çocukken yaşamışsın ve gitmişsin. Hatıralar ne durumda ve en önemlisi de. Yakın zamanlarda Bursa'ya geldiyseniz bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Yani gerçek evet, hakikat arasındaki hakik o imajı nasıl e, kuruyorsun? Geçmişteki hatıralar evet. nasıl? Çünkü geçmiş aslında ne kadar acı olsa da daima güzel yönleriyle hatırlanır. E, i̇şte o, o. Aradan şeyi çıkarmak istiyoruz yani. E, bu insanlar Bursa'yı geçmiş tamamen güzel hatırlandıkları için mi güzel hatırlıyorlar yoksa Bursa'da ayrı bir hususiyet ve bir güzellik hmm. mi var? Bunu Anlamaya çalışıyoruz. Ee, ne zaman motivasyonumuz kırılsa aslında iki tane hikaye var. Biri bu Enis Batur'un bahsettiği kas tüyü hikayesi. Hmm. E, kas ördek, tüyü. Tüyüne, ördek tüyü. Ördek tüyü. Ördek tüyü. Ördek, tüyü. ördek tüyüne çalışan bir... Fransız bilim adamları. Bilim adamları. Böyle bir ekip kurmuşlar, para harcanmış falan filan. Hani ona, ona biri soruyor ya bir ördek tüyü için bu kadar... Uğraşmaya değer mi falan filan diyor. Bizim işimiz bu diyor adam yani biz bununla uğraşacağız diyor. Ve o gelişip gelişip bugün hani lastiklere dahi o ördek tüyü koyulduğu zaman kaymayan bir yapıya sahip oluyormuş falan gibi bir sürü şeyde de kullanılıyor. Onun dışında da işte Almanya işgal edildiği zaman ikinci Dünya Savaşı'nda artık teslim olacaklar. Yani bir tanesi hala oradan işte silah sıkmaya çalışıyor falan filan teslim oluyorlar teslim olmuyor saat diyorlar ya Almanya bitti yani sen artık bırak bu işleri kimse kalmadı ben varsam Almanya var diyor. Biz de günün sonunda biz varsak Bursa hala Bursa var demeye çalışıyoruz bu 125 programla aslında lisan halimizde bunu anlatmaya çalışıyoruz yani kim var biz Bursa'da Yusufa'da yokken, yokken diyoruz yani. evet. yani. Yani baktıkları zaman işte e, geçmişiyle bugünüyle e, bir yekün teşkil ettiği zaman Evet birileri bir şeyler yapıyor. Az az sayıda izleniyoruz. Ee, popüler olmak ister miyiz? Elbette her insan her bir yanıyla elbette popüler olmak ister. Ama e, bu popülerlik rahatsız edecek noktaya erişmemeli. Çünkü her popülerlik bir kalitesizliği, hmm. kalite düşürmeyi bekliyor. Bu amatörlüğü seviyoruz. Ama dediğimiz gibi bu amatörlük için de ayrı bir motivasyon gerekiyor devam etmesi için. Son programda Cengiz abi de söyledi. Yani bu işlerin en önemli şeyi dayanıklılık ve devamlılık. Yani herhangi bir karşılık beklemeden, sabırla, e, sadece yapmak, bir netice beklemeden yapmak, ihlasla yapmak, samimiyetle. Biz de 5 seneden beri onu yapmaya çalışıyoruz. İşte dediğim gibi gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz herhalde. Şahane. Ben o zaman son olarak şunu sorayım peki. Eyvallah. Yani bundan sonrası için hem ne planlıyorsunuz hem de bir şehir olarak bu kültürün bir temsili olarak Bursa nereye gidiyor? Sen varsa son söylediklerini söyle ben de toparlama kadar. Aynen ben şeyi ederim. söyleyeyim. Ee, devam edeceğiz. Bundan sonra önemli şey yapmaya çalışıyoruz. Hani yüz yüzeleri çoğaltmaya. Hmm. Çünkü yüz yüzenin de online'a göre daha ayrı bir lezzeti Ve güzel bir havası var çünkü ondan hem programı yapıyoruz programdan sonra oturup gelenlerle çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Daha tanışmaya ve sıcaklar vesile oluyor. bunları çoğaltmaya çalışacağız. onun dışında dediğimiz gibi bir 125 konuk daha çıkar. Evet. Daha konuşulacak çok konu var. Böyle ben de o zaman son olarak şunları toparlayayım kısaca. ben biraz daha şehir tarihi çalışıyorum hani formasyonla tarih olduğu için. Şöyle bir şey tespit ettim ben Abdullah. Bursa'nın üç büyük kırılması var. Yani o Evliya Çelebi'nin iki seyahatini yazdım ben yakında o çıktı. Hani onun o Evliya'nın gördüğü şehir artık yok. Birkaç numunesini biz böyle Mostralık sanki Tanrı bırakmış şehre. Onun dışında herhangi bir e, o seyahatnamedeki manzaralar hemen hemen yok yani. Üç büyük kırılma tespit etti. Bu benim gördüğüm. Başkaları bunu ziyadeleştirebilir. 1855 depremi Sultan Abdülmecit dönemine tesadüf ediyor. Onun devri saltanatında 7,9 falan diyorlar. Richter ölçeğine göre 7,4 marmara oradan hesap etti. Yani kıyameti sura demiş eski Bursalılar küçük kıyamet. O kadar yerle bir olmuş. Sonra 1958'de bizim eski sahaplarda bir mücevheriyetin dükkanında bir gaz ocağının devrilmesinden mütevellit bir yangın çıkıyor. Hatta Tanpınar bunun üzerine bir yazı da yazacak. Yaşadığım gibi kitabında bu şeyler makaleler mevcut. Meraklısı oradan da bakabilir. Üçüncüsü de 1961'de organize sanayinin ovaya açılması mı değil, Kurulması. kurulmasından evet. sonra şimdi bu, bu bloklar halinde şehir artık yavaş yavaş bütün o özelliklerini hususiyetlerini şairlerin şiir yazdığı tampınların değil mi edebi şöhretini kapısını açan Bursa'da zaman gibi şiirlerini yazdığı yerler artık törpüleniyor. İnsanlar geliyor 3 milyonluk bugün ben hep diyorum yatakhaneye dönüşüyor falan. Buradan da nereye varacağız diye ona bağlayacağım. Aslında biz biraz da bu hikayenin neticesinde sonunda ee, biz Cihan'la sap komandantı çok seviyoruz. Ezelene'yi. Ee, biraz bir kent muhalefeti de düşünüyoruz. Ya, bu elimize taş sopalı Molotov kokteyli işte böyle hmm. e, belediye işte binalarına devlet kamu kuruluşlarını de, cezalandırmak ve onlara zarar vermek değil. Daha entelektüel bir mesele olarak zaten şehri ele alıyoruz ama bunda bir kent muhalefeti. Hani Cemal Kafadar'ın kule Bostanlığı'na gidip o yaşıyla hala elindeki salatalığı tutup ya bu yapmayın etmeyin demesi gibi... Yakında bu tarz e, e, eylemler <laughs> planlıyoruz diyormuşum ben de. Böyle bir şeye dönüşmesini istiyoruz. Yani sadece işte nostalji, işte böyle işte e, bir takım kaybettiğimiz hikayelerin ağlatısı değil. Böyle bir elejiden çıkmak daha böyle gerçek şeylere de kapı açmak istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz de var. Hani bu işin nihayetinde böyle bir e, gizli ajandımız vardı. Ve bunları yapmak için de. Gücümüz, özgürlüğümüz de evet. güçlüyüz. Bursa sporluyuz. Evet. E, kimseden bir şey almadık. Evet. E, dolayısıyla her ideolojiden, her düşünceden insanlar rahatlıkla bize gelip fikirlerini anlatabiliyorlar. Evet. E, mahalle ayrımı e, ayrım yapıyorlar evet. Mahalle ayrımı yok. Herkes Sınıf geliyor Herkes geliyor, çalışmalarını anlatıyor. Gerçekten... Ondan sonra da aramızda bir bağ da oluşuyor. Yani bir sevgi bağı da oluşuyor. Ee, dolayısıyla bu bir yere bağlı olmamanın, bir yerden bir şey almamanın büyük bir özgürlüğü var. Evet. Ee, bundan yararlanmak istiyoruz yani. Eyvallah. Tamam. Bu sorunda acilen birinci ilke çıkmasını arzu ediyoruz. <laughs> bu da bizim evet. e, kamu sıfatımız. Evet. Eyvallah. Umarız yani ağzınıza sağlık. Eyvallah. Atlan Tahtakale buluşmalarını hem de Bursa ölçeğinde bir şehrin kültürüne, geçmişine, evet. tarihine, ve sosyal durumuna dair neler yapılabilir, neler yapılabilire dair iyi bir örnek bu tahtakali buluşmaları. Evet. Bunu da konuştuk. Tekrar yine de sağlık. Teşekkür Biz teşekkür ederiz Allah Sağ olasın bizi konuk aldığın için. Heh. Rica ederiz. Sağ olun. İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Happy Meeting programını izlediniz. Bugün Cihan Taşan ve Samet Altıntaş ile birlikte burada gerçekleştirdikleri tahta kale buluşmalarını konuştuk. Onları değerlendirmelerde bulunduk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.